Dayı, kızarmış bir şekilde gördüğün gibi karışım problemlerini de işleyeceğiz şimdi. Evet. Hazır mısın? Hazırız dayı. İyi dayı, hemen başlayalım. Şimdi bize diyor ki birinci sorumuzda %30'u şeker olan 200 gram şekerli suya sırasıyla %40 şeker içeren 200 gram şekerli su, 250 gram su, 50 gram şeker, 180 gram Antep biberi, 120 gram tuz ilave ediliyor. Karışımın son durumdaki şeker yüzdesi kaçtır? Değişik bir karışım dayı. Sakın evde denemesin kimse bunu. Kesinlikle kimse bunu denemesin. Hemen yapalım dayı. Tarzımız şu. Şimdi önce biz sorularımıza balon çizeceğiz. Burada bir animasyon şeklinde gösterdik. Evet. 200 gram karışımımız varmış. Ona soracağız. Kardeş senin yüzde kaçın şeker? O bana diyor ki %30. %30. Sonra da %40 şeker içeren 200 gram şekerli su. Tekrar bir 200 gram gelmiş. Senin yüzde kaçın şeker? %40. Yazdık. 250 gram su gelmiş dayı. 250 gramı koyduk. Suya sorduk. Senin yüzde kaçın şeker? O da bize dedi ki saf mısın kardeşim, ben şekerim ya. Ben suyum. Ben de şeker ne gezer. Sıfırı koyduk. Ondan sonra 50 gram şeker geldi. Şekere sorduk. Senin yüzde kaçın şeker? O bize ne diyecek? Şekerim ben zaten şekerim diyor. Ve %100 şeker var burada. Evet. 180 gram Antep biberi gelmiş. Ona sorsak senin yüzde kaçın şekerdir? Sorulmaz. Ben acıyım diyecek, bende şeker falan yok diyecek. %0. 120 gram tuz gelmiş. Ona da sorduk şekeri. O da dedi ki bende şeker yok, 0. Başka da ilave edilecek bir şey kalmamış. Evet. Bunların hepsini büyük bir kapta toplayacağız. Topladığımız zaman da üsttekilerini 1000 gram yaptı. Alttaki bu karışımın yüzdesini bilmediğimizden burayı da x diyeceğiz. Bundan sonrası çok basit. Üstlü altta çarpacağız. 200 çarpı 30 artı, 200 çarpı 40 artı, 250 çarpı 0, 50 çarpı 100, 180 çarpı 0, 120 çarpı 0 eşittir 1000 çarpı x. İstiyorsan sadeleştirmeler yap. Evet. Yani gelip de şuradan bir sıfır, bir tane bundan, 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 bir tane bundan. Duruma göre sadeleştirmeleri de yapabiliriz. Gerisi matematiksel. Gerisi matematiksel işlem. Bak dayı, bunlar da çarpılmış teker teker. Burası da 1000x. Oranın toplamı, alt taraf bu çarptıklarımızın toplamı 19.000 eşittir 1000x. Buradan da x 19 çıkar. %30'u şeker olan 200 gram şekerli suyun 1/4'ü alınıyor. Dayı en çok senin sorduğun soru tipleri. Evet. 1/4'ü alınıyor. Yerine şeker ilave ediliyor. Daha sonra karışımdan 100 gram buharlaşıyor. Son durumda oluşan karışımın su yüzdesi kaçtır? Sonuna dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Dayı. Su yüzdesi. Başını ve sonunu iyi takip etmeyen bizden değildir. Evet. Su yüzdesi isteniyor. Ve burada önemli olan şey 1/4'ü alınmış. Sonra bir buharlaşma olmuş. Biz bunlarla inceleyeceğiz. Bir analiz edelim dayı. Evet. 200 gram. Sorduk senin yüzde kaçın şekerdir? Bana %30 dedi. %30. 1/4'ü alınmış. 200 gramın 1/4'ü 50 gram. 50 gramdır. O zaman buraya 50 gram yazdık. Şimdi önemli olan bunun yüzdesi. Evet dayı. Soruyorum kardeşim, senin yüzden kaç? Bana diyor ki beni yandan aldılar abi. Yan tarafın yüzdesi neyse ben de oyum. Evet. %30'sa %30. Yani bir, çok önemli. Bir yani, damla şekerli çay diyelim. Evet. Damlası da bardağı da hepsi aynı şeker yüzdesine sahip. Yani burada gelip de 200'ü 4'e böldük. 50, 30'u da 4'e bölüp 7,5 yazmayacağız. Bizi buradan aldılar. Oranın yüzdesi ise benimki de %30. Tarihi bir hata olur. Tabii ki. Sonra diyor ki yerine şeker ilave edildi. Yani ne kadar aldım ben? 50 gram. 50 gram şeker. Şeker zaten %100 şeker. Daha sonra karışımdan 100 gram buharlaşıyor. Burada önemli bir şey var dayı. Alkollü su, şekerli su, tuzlu su. Bizim karşımıza bunlar geliyor. Tuzlu su ve şekerli suda buharlaşan şey sudur. Sudur. Kaynama noktasından kaynaklanıyor. Alkollü suda ise buharlaşan alkoldür. Daha uçurulur. Çünkü kaynama noktası 78'dir hatırladığım kadarıyla. Daha çabuk uçar. Evet. O zaman tekrar ediyorum. Tuzlu su ve şekerli suda buharlaşan sudur. Alkollü suda buharlaşan alkoldür. O zaman bu bize şekerli su olduğundan 100 gram buharlaşma varsa eksi yapıyorum. Buharlaşan şey sudur. Su. Sıfırdır o zaman. Evet. Başka da bir şey yok. Eşittir. Dayı 200'den 50 çıktı. 150. 50 geldi. 200. 100 çıktı. 100. Buraya da x'i dedik. Evet. Sonrası zaten ister sadeleştirme yapalım. İstersem yapmayalım. 200 çarpı 30'dan 6000. Burası 1500. Burası 5000. Burası 0. Burası da 1000x. Değil mi? 100x. 100x. O zaman dayı burası 6000'den 1500 çıktı. 4500. 5000 de buradan 9500. Geldi. 9500. Eşittir. 100x. X de buradan 95 çıkar. Ama su yüzdesi sorduğundan cevapta %5 çıkar. O zaman dayı
Bu soruyu senden alalım. Tabii dayı. Ağırlıkça %25'i şeker olan 40 gram şekerli sudaki şeker oranının %20 olması için karışıma kaç gram saf su ilave edilmesi gerekir? Şimdi daha önce çözdüğümüz 2-3 tane sorudan da bildiğimiz gibi balonumuzu çiziyoruz buraya. 40 gram şekerli su varmış. Bunda %25 şekermiş. Evet. Buraya yansıtıyoruz. Daha sonra bana verilen ifadeler var. Bu sudaki şeker oranının %20 olması için karışıma kaç gram saf su? Ben x gram saf su ilave edeyim buraya. Saf su olduğu için bunun şeker oranı %0'dır. Bravo. Eşittir diyorum. Bana en son hayaldeki şeker oranının %20 olması için diyor. Benim toplam karışımım 40 artı x oldu. Şeker oranında %20 olması isteniyordu. Bu verilen ifademi, daha doğrusu kendi aldığım ifadeyi çarparak eşitliği yazacağım. 40 çarpı 25 burası 0 yapar. 40 artı x çarpı 20'den gerekli işlemleri yaptığımızda ne kadar saf su ilave etmemiz gerektiğini buluruz. 10 gram. Evet. Çok güzel dayı. Devamlı yukarıya gram, alta yüzde. Evet. Her zaman mantığımız bu. Bu örneğe baktığımızda ağırlıkça %20'si alkol olan 180 gram alkol su karışımı ile ağırlıkça %70'i su olan, evet, 120 gram alkol su karışımı karıştırılınca oluşan yeni karışımın alkol yüzdesi kaç olur denilmiş. Birinci bilgimiz 180 gram. Kardeş senin yüzde kaçın alkol? Abi %20. Evet. İkincisine geçiyorum. Ağırlıkça %70'i su olan 120 gram. 120 gram senin %70'in suysa %30'un alkoldür. Buraya da geliyorum, %30'u koyuyorum. Daha sonra bir şey konulmamış. Bu ikisi karıştırılıyor. Evet. Eşittir. 180 ile 120'yi topladım. 300'ü buraya yazdım. Altları toplayıp gaza gelip 50 yazmadım. Zaten aradığım yer burası. Evet. X'i koydum. Ondan sonra istersem birer sıfırlarını siler işlemi yaparım. Bak, İstersem de evet 180 çarpı 20 artı 120 çarpı 30 eşittir 300 çarpı x deyip burada gerekli işlemlerimi yaptığımda x eşittir 24 bulurum. Alkol oranı %40 olan 50 litrelik bir karışıma 10 litre alkol ve 40 litre saf su ilave ediliyor. Elde edilen rakının alkol oranı yüzde kaç olur? Ne dersin dayı? Ver gelsin derim dayı soruyu. Evet, buyur dayı. Şimdi dayı, soruyu zaten sen bize çok güzel okudun. Balonumuzu çiziyoruz. Gramlar yukarı, yüzdeler aşağıydı. Ama gram yok diye ağlamayacağız. Litreyi yukarı yazacağız. 50 evet. Litre. %40 alkol varmış. Daha sonra bana verilen ifadeler. Bir karışıma diyor. 10 litre alkol. Onu yazdım. Alkolün alkol oranı %100'dür zaten. Yani alkole soruyorum. Senin yüzde kaçın alkol? Zaten ben alkolüm diyor. Yani %100. Sen mi içtin, ben mi içtim? Yani, daha içmeden sarhoş mu oldun diyor. Aynen. %100. %100. Daha sonra 40 litrede saf su ilave ediliyormuş. 40 yazıyorum yukarıya. Saf suyun alkol oranı %0'dır. Sonra toplam benim ağırlığım, burayı topluyorum, 60, 40 daha 100. Ve bana zaten %x'ini soruyor. Burada gerekli işlemler 50 çarpı 40, 10 çarpı 100. Burası 0 olacak. 100x. İşlemi yaptığımda 30'u bulurum. Bana da en sonuna bakıyorum. Alkol oranını soruyordu. Zaten ben de onu bulmuştum. Cevap da %30. Gayet evet. Güzel dayı. Şimdi bu soruya bakalım. Bir depoyu şeker oranı %5 olan meyve suyu akıtan bir musluk tek başına 8 dakikada, şeker oranı %10 olan meyve suyu akıtan başka bir musluk tek başına 12 dakikada dolduruyor. Boş olan bu depo muslukların ikisi birlikte açılarak doldurulduğunda depodaki meyve suyunun şeker oranı yüzde kaç olur? Hem karışım var, hem havuz problemi, hem de havuz problemi var. Bir havuz çizdik dayı. Birinci musluğumuz şeker oranı %5 olan meyve suyu akıtan bir muslukmuş ve 8 dakikada dolduruyormuş. Bilgilerimizi yazdık. %5 ve 8 dakika. İkinci musluğumuz ise dayı şeker oranı %10 olan ve 12 dakikada dolduran bir musluk. Evet. Şimdi ben geliyorum diyorum ki ya arkadaş diyorum 8 dakikada dolduruyorsun, sen de 12 dakikada dolduruyorsun. Havuz problemlerinde işlemiştik. 8 ile 12'nin ortak katı 24 alabiliriz değil mi? Evet. 24 damla aldığımızda 8'e böldüğümüzde buradan 3 damla mı gelir? Evet. 24'ü 12'ye böldüğümüzde buradan 2 damla gelir. O 24 damla havuz 24 damla doluyor anlamında. Aynen öyle. Havuz problemini işlemiştik. Evet, işlemiştik. Dayı buradan saatte 3 damla geliyor. Burada da 2 damla geliyor. Bu gelen damlanın %5'i şeker değil mi? Evet. O zaman hemen gösteriyorum. 3 damlanın %5'i. Burada ise 2 damlanın %10'u. Evet. Damlalar birleşirse havuz dolar zaten. Evet. O zaman ben bu damlaları burayı topluyorum. 3 damla, 2 damla, 5 damla yaptı mı? Evet. Yüzdesini de bilmiyorum. Bir
Bitti sonu. Yani damladaki yüzde ile havuzdaki yüzde aynıdır. Zaten. Aynı. Aynı. 24 damla dedim. 8'e böldüm. 3 damla akar dedim. 24'ü 12'ye böldüm. 2 damla akar dedim. Evet. Sonra hemen balonumu çizdim. 3 damla altına %5. 2 damla altına %10. Toplayıp evet. Eşittir 5 damlaya x. Burası da dayı zaten çok belli. 3 kere 5 15. 2 kere 10 20. Topla 35 eşittir 5x, x 7. Eşittir 7 yapar. Evet. Gayet kolay bir soru. ÖSS tarafından yıllar önce sorulmuş. Güzel bir soru da. Evet. %50'si şeker olan 250 litre şekerli su karışımının 2 bölü 5'i, %30'u şeker olan 300 litre şekerli su karışımının 1 bölü 3'ü alınarak karıştırılıyor. Elde edilen yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? Ne diyor dayı soruda? Dayı soruyu sen güzel bir şekilde okudun bize. Bakalım orada. Soruda. %50 şeker olan 250 litre şekerli su. Bunun 2 bölü 5'i diyor. Ben bu 250'nin bir 2 bölü 5'ini alayım. Evet. Öncelikle. Yani 5'e bölüp 2 ile çarpayım. 100 litresini alayım. Bunu diyor. Evet. Daha hemen sonra 100 litresini 100 alacağız. 300 litre %30 şeker olan 300 litre şekerli su karışımının 3'te 1. Yani 100 litresi de alınıyormuş oradan. Bu miktarları aldım. Şimdi balonumu çizeceğim ben buraya. 100 litre. Yüzdesini vermişti zaten bana. %50. Çok güzel. Artı diyeceğim. Yine 100 litre. Buradan da 100 litreyi oraya yazdık. %30'unu vermiş. Çok bize iyi. Onu da yazdım. Eşittir. Toplam karışım 200 litre oldu. %x'i. Bitti. Buradan da gerekli işlemleri yapalım. 100 çarpı 50, 100 çarpı 30, 200 çarpı x. Ya da isteyen ikişer tane sıfırları siler. Evet. Ona göre işlem yapar. X eşittir. 40 çıkar. Hatta burada şöyle bir şey daha var dayı. Gramlar eşit mi? Karıştırılan. Evet. Gramlar eşitse cevabımız bunların aritmetik ortalaması. Evet. Hemen dikkatimizi çekiyor zaten. 50, 30 daha 80 bölü 2, 40. 40 yapar. 3 tane olsaydı toplar 3'e bölerdik. 3'e bölerdik. Aynen burada notumuzda da diyor ki eğer karışımda gramlar eşitse karışımın son yüzdesi başlangıçta verilen yüzdelerin aritmetik ortalamasıdır deriz. Alkol oranı %30 olan 60 litrelik alkol su karışımının 1 bölü 3'ü dökülüp yerine başlangıçtaki karışımın yarısı kadar alkol ekleniyor. Evet. Oluşan yeni karışımın alkol yüzdesi kaç olur? Şimdi dayı bu soruyu da senden alalım. Tabii dayı, seni dinlendirelim. Dayıcığım şimdi sorumuzda verilen ifadeleri balonumuzun içine yazalım. Üstte litre yazıyorum 60, %30'uymuş. Sonra bir üçte biri dökülüp diyor. Yani 20 litresi dökülecek. Eksi diyeceğiz buraya. 20 litre. Oradaki alkol oranını da benim görmem lazım. Evet. O da ben yandaki neyse ben de onun oyun diyor zaten. Onun da %30'u alkoldü. Çok güzel. Beni yandan aldılar arkadaş. Orası neyse ben de oyum. Aynen bu olacak. Sonra diyor ki yerine başlangıçtaki karışımın yarısı kadar. Başlangıçta neydi karışımımız? 60 litre. Evet. Yarısı 30 litre. Yarısı kadar alkol ekleniyor diyor. Bunun da %100'ü alkoldü. Bravo. Bunda önemli bir ayrıntı. Sonra eşittir diyeceğiz. Bana bakıyorum yine alkol yüzdesini soruyor. 40, 30 daha 70'in yüzde kaçı? Bravo. Sonra gerekli işlemleri yapıyoruz. Senin defalarca dediğin gibi az önce ya isteyen bunları sadeleştirsin veya başka bir şey yapsın. Çarpma işlemlerini yapıp x'imizi buradan her halükarda buluruz. 60 diye. Buluruz. Dayıcığım bu soruyu da okuyalım. Sen sonra bizi aydınlat. A kabında 10 gram şeker, 30 gram sudan oluşan homojen bir şekerli su karışımı. B kabında ise şeker oranı %18 olan x gram şekerli su karışımı vardır. A kabındaki karışımın yarısı B'ye aktarıldığında B kabında oluşan yeni karışımın şeker oranı %20 olduğuna göre x kaçtır diyor. Evet dayı. Zaten dayı burada 10 gram şeker, 30 gram su. Toplam 40 gram karışımım var. Ona göre yürür gideriz. Evet. Dediğin gibi dayı 10 gram dayı. Şeker var, 30 gram da su var. Şimdi biz balon metodunu yapmak istiyorsak yüzdesini bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Diğerinin yüzdesini biliyoruz. B kabında %18 varmış. O zaman buranın yüzdesini bulalım. Sen de daha yeni söyledin. 40 gram karışım var burada. Evet. 40 gram karışımda 10 gram şeker varsa 100 gramda kaç gram vardır? 4'te 1'i %25. Demek ki A kabının yüzdesi 25'miş. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. O zaman geliyorum. Toplam karışım A kabında 40 gramdı. %25'ti. Ama bize ne diyordu? A kabındaki karışımın yarısını al. O zaman buradaki 40 gramın yarısı 20 gramdır. Ama yüzdesi yine 25'tir. Yani. Defalarca söyledik. Yine söylüyoruz.
bir yerden bir karışım alınırsa alanın da götürenin de getirenin de hepsinin yüzdesi aynı. Yine söylemeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. %25. Alınmış B kabına konulmuş. B kabında ne deniliyor? Şeker oranı %18 olan X gram. Hemen X gramı koydum. %18. Evet. Eşittir dedik. Üst tarafa 20 artı X'i koyduk. Son durumda şeker oranı %20 olduğundan oraya da %20'yi koyduk. Evet. Daha sonra 20 çarpı 25, X çarpı 18 eşittir. 20 artı X çarpı 20. Gerekli işlemleri, hatta gereksiz işlemleri de yapsak evet. X'i 50 gram buluruz. Öğrencinin biri yıllar önce şunu diyordu dayı. Hocam ben bu balonları çok güzel anlıyorum da ondan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Yani ya neyi yapacaksın işte burayla burayı çarpacaksın artı burayla burayı çarpacaksın evet. Eşittir burayla da burayı. Mesela anlamadığın şey bu olsun yani. Evet. Şeker oranı %20 olan 100 gram şekerli su karışımına içindeki şeker miktarının %50'si kadar şeker ilave edilip 10 gram su buharlaştırılırsa oluşan yeni karışımın su oranı yüzde kaç olur demiş dayı. Güzel bir soru. Şeker oranı %20 diyor dayı. Bak şimdi burada önce biz içindeki şekeri bir bulalım. 100 gramın içinde şeker ne kadar var? 20 gram. Niçin bunu buldum? Devamında diyor ki içindeki şeker miktarının %50'si. Yani 20 gramın da %50'si 10 gram şeker ilave edilecek. Evet. O zaman ben balonumu çiziyorum. İlk başta balonumda 100 gram var. Yüzdesi de %20. İçindeki şeker miktarının %50'si. Buldum zaten 10 gram. İlave et diyor. 10 gram senin yüzde kaçın şeker? Ben zaten şekerim. Yani, %100'ü koyduk. Daha sonra 10 gram su buharlaştırılıyor. Eksi 10 gram suyun yüzdesi de sıfırdır. Bitti. Eşittir. 100, 10, 10 çıktı. 100 burası. Buraya da x'i koyduk. Evet. Gerekli işlemlerimizi yaparız. 100 çarpı 20, 10 çarpı 100, eksi 10 çarpı 0, 100 çarpı x isteyen sadeleştirmelerini yapar. Ve x'i buradan 70. 30 bulur. Sorunun sonunda ise çok dikkatlisin dayı. Su oranı sorulduğundan %70'tir deriz. Yani dayı hemen balonları çizip şey yapmayacağız. Nasıl dolduracağız bunun içini demeyeceğiz. Bazı sorularda gördüğümüz gibi. İnce tabii ki birazcık da ayar çekeceğiz yani. Ayar dedin altın geldi. Evet. İyi altın lafın üstüne geldi. 16 ayar 200 gram altın ile 22 ayar 300 gram altın aynı potada eritilerek karıştırılırsa oluşan yeni altın karışımının ayarı kaç olur? Parantezde ya da kırmızı notla saf altın 24 ayardır denilmiş. Evet. Bu bizim gelinlere falan taktığımız 22 ayar bilezikler oluyor. Evet. Şimdi dayı. Altında da aynı şeyi yapacağız. Hemen balonlarımızı çizeceğiz. Gramlarımızı üste yazacağız. 200 gram 16 ayar. Yani bizim mesela şekerin %100 olması altının 24'te 24 olmasına denk. Bu 24'te 16. Biz orada %100 konuşuyorduk. Burada ise 24'te 24. Evet. Yani biz orada direkt şekeri ilave ettiğimizde %100 derken burada saf altını ilave ettiğimizde ayarı 24 diyeceğiz. Evet. Bu önemli. Veya şekerli suya biz su kattığımızda sıfır diyorsak burada da altına gümüş kattığımızda sıfır diyeceğiz. Aynı soruları soracağız. Yani burada ayarın kaç senin diyeceğiz. O zaman 300 gram altın geliyor ve soruyorum senin ayarın kaç? 22 abi diyor. İkisini birleştir diyor. Çat 500 buraya da x'i dedik. 200 çarpı 16, 300 çarpı 22 eşittir, 500 çarpı x diye işi bitiririz. Zaten burada bağırıyor beni diyor, şu iki sıfırı sil, sadeleştir, rahatlat beni diyor ve sonunda sadeleştirdi, beni de rahatlattı. Evet. 32 artı 66 eşittir 5x, 98 5x, x eşittir 19.6 ayarı buymuş dayı, oluşan karışımın. Evet, güzel bir ayar. 18 ayar 200 gram altın ile kaç gram saf altın karıştırılırsa oluşan karışımın altın ayarı 22 olur. Buyur dayı. Dayı burada yine balonumuzu çizelim. Ayar üstte 18 yazalım buraya dayı. Ayarım üstte. Ayarı alta gramı üstte yazacağız. Evet. Gram ve ayar olayı litre ve. Her zaman gram üstte. Her zaman gram, litre vesaire ağırlıklar üstte diye genelleyelim dayı. Tamam. Ayar altta. Kaç gram saf altın? Saf altın 24 ayar zaten bunu bilmemiz tamam. Lazım. X gram 24'ü 6 yazdık. Eşittir dedik 200 artı X bölü altına da 22 diyeceğiz. Yani 24'te 22. Velhasıl bunları çarptık, bunu çarptık. Gerekli işlemler yani yaptık. Yani 200 çarpı 18, X çarpı 24. Evet. Buradan da yapalım 400. O zaman bizim 400 gram saf altına ihtiyacımız var. Evet. Şimdi grafik sorusu karşımıza gelebilir.
Yandaki grafik A ve B tuz su karışımlarının içindeki tuz ve su miktarlarını göstermektedir diyor. Gören için aşikar bir şekilde belli. Evet. Tuz 30, su 10. B'nin tuzu 15, suyu 10. Buna göre A karışımından 80, B karışımından 60 kilo alınarak oluşturulan yeni karışımın tuz yüzdesi kaç olur demiş. Dayım, bu tabloda çözmek güzel olur. A'dan tuzuna baktığında 30. Suya baktığında A'nın suyu 10. Karışım 40 gram. B'nin tuzu 15, suyu 10, karışımı 25. Bunlar aşikar. Evet. Yüzdelerini bulmak istiyorum dayı. E burada yüzde bulmak da çok kolay. A'nın 40 gram karışımı var. 30 gram tuz varsa, 40'da 30'sa yüzde kaç diyebilirim. Aynen burada yaptığımız gibi. 40'da 30'sa yüzde kaç? %75 bulduk. Buna geliyoruz. B'de ise 25'te 15 ise yüzde kaç deriz? 25'te 15 ise yüzde kaç? Onu da %60 bulduk. Balonlarımızı hemen çizdik. A'dan 80 kilo diyor dayı. 80'i yazdım. Yüzdesi de 75'ti. Burada evet. Duruyor. B'den 60 kilo diyor. Geldim buraya 60'ı yazdım. Yüzdesi de 60. 80 ile 60 topladım buraya. 140 koydum. Yüzde X. Olay bu. Hemen yine her zamanki gibi istersem şu sıfırlarımı sadeleştiririm. İşlemlerimi yaparsam işlem sıfırlar yaparız. Sadeleşti zaten orada. X eşittir 480 bölü 7 gibi absürt bir sayı çıktı. Evet dayı. Ver yüzde dayı. Evet buna bakalım dayı. %20'si şeker olan A gram şekerli suya, %50'si şeker olan B gram şekerli su karıştırılıyor. Bunu hız problemlerinde de evet. Göreceğiz. B küçüktür A olduğuna göre yeni karışımın şeker yüzdesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olabilir. Eşit alacağız dayı. Ben öyle hissediyorum. Şöyle yapalım dayı. Şimdi tubumuzu çizdik. %50, %20. %50 olan B gram, %20 A grammış. Onları bilgilerimizi yazdık. Orada da dedik ki eğer dedik zamanlar eşitse hızların toplamının yarısı olur ortalaması. Ortalama. Burada da gramlar eşit olsaydı eğer 50 artı 20 70 2'ye bölerdik 35 olurdu. Evet. Gramlar eşit olsaydı. Ama bakıyorum ki B A'dan küçük yani A daha büyük. O zaman A'nın olduğu yere daha yakın olur. A'nın olduğu yere daha yakın olur. A da burada olduğu için cevabım buranın altında olur dayı. Yani, yani 35'ten küçük, evet. 20'den büyük. Şu bölgeye daha yakın olacak. Tabii ki burada A burada çünkü. Yani. Evet. A burada olduğu için bu bölge. Şıklarda da zaten bir analiz yaptığımız olayı cevabın 34 olduğunu görürüz. Bir de şöyle bir kopya verebiliriz öğrencilere. Bunların aritmetik ortalamasını aldığımızda hani 35 yapıyor ya, şıklara bakın. Mutlaka 4 tane şık 35'in üstünde biri altındadır. Evet. Ya da 4 tanesi 35'in altında bir tanesi üstündedir. Evet. Ona göre bakın 35'in altında bir tane adam var. Cevap edin nedir? Hiçbir şey bilmesek de böyle yapabiliriz. Evet, karışım problemleri de öğrencilerin en çok sevdiği konulardan biriydi. Böyle balonları çizerek rahat bir şekilde yapabilirler arkadaşlarımız. Arkadaşlarımıza bu konuda başarılar diliyorum. Evet.